İyi akşamlar sevgili TV'den izleyenleri. Pazartesi akşamlarının ekran kresi 5G 1K ile TV'den ekranlarına hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, bu akşam 5G 1K'da gene siyaseti konuşacağız. Yaklaşan yerel seçimlere öncesi siyasi partiler yavaş yavaş aday adaylıklarını açıklamaya başladılar. Bugün de stüdyomuzda konuğumuz AK Parti Çin'e belediye başkan adayı Mutlu Menderes Eşiyok. Sayın Eşiyok, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Sevgili seyirciler, bugünkü programımızda bana her zaman olduğu gibi sorularıyla katkıda bulunacak gazeteci arkadaşlarımız sevgili Mehmet Aydın, sevgili Sezgin Madran, sevgili Cem Ulucan ve sevgili Sercan Örün. Arkadaşlar, sizler de hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, sevgili TV'den izleyenleri, Çin'e belediye başkan adaylığına soyunan sevgili Mutlu Menderes Eşiyok projeleri hakkında, yapacakları hakkında sorularımız olacak. Ama ben önce hem genç ve ilk adaylığını açıklayan aday adaylığını açıklayan Mutlu Menderes'i kendisini tanımayla başlamak istiyorum. Sevgili Eşiyok, buyurun sizi tanıyalım. Merhabalar, ismim Mutlu Menderes Eşiyok. Aydın, 1988 doğumluyum. İlk öğretim hayatımı Aydın Çin'e Umurköy'de gerçekleştirdim. Daha sonra ortaokul Çin'e Namık Kemal İlk Öğretim Okulu'nda okudum. Daha sonra liseye de Çin'e devam ettim. Üniversite hayatımı Sabancı Üniversitesi Üretim Sistemleri Mühendisi bölümünden mezun olarak tamamladım. Sabancı'dan ayrıldıktan sonra Koç Holding, Seksüt'te stajımı orada tamamladım ve belli bir süre orada çalıştım. Çalıştıktan sonra askere gittim, askerden geldim ve Çin'e de aile hayatımızda, aile işimizde beraber işimizi kurduk, devam ediyoruz. Bu süreçte belli çalışmalarımız oldu, belli devamlılıklarımız oldu. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Evet. Belli yollarda yol aldığımızı düşünüyorum. Nasip olursa da aday adaylığımızı açıkladık, ilk biz açıkladık. Tabi bu belli zor bir süreç ama biz bunun altından kalkacağımıza inanıyoruz. Nasip olur, adaylık bize verilirse en iyi şekilde başaracağız inşallah. Hayırlısı olsun. Sevgili seyirciler, ben ilk sözü Çin'e bölgesinin de etkin gazetecilik yapan sevgili Sezgin Madran'ı vermek istiyorum. Sevgili Sezgin Madran, buyurun ilk sözü sizden başlayalım. Önce teşekkür ederim Faruk Bey. Öncelikle programımıza hoş geldiniz, ben de Res Bey. Teşekkür ederim, sağ olun. 2018 yılında siyasete atıldınız. Evet. İlk ilçe başkanı aday adaylığını düşündünüz. Daha sonra yönetimde yer aldınız mevcut başkanın. Şimdi de yine bir ilke başardınız ve Çin'e de belediye başkan aday adaylığınızı açıkladınız partinizin. Bununla ilgili yani genç yaşta siyasete aldıktan sonra belediye başkan adaylığınızı açıkladınız. Bu gelişmelerden, bu süreçten bize seyircilerimizle biraz bahsedebilir misiniz? Yani nereden geliyor siyaset? Kaç yılında siyasete başladınız? Siyasete aslında yeni başladım sayılır. 2018 yılında ilk kongremize beraber AK Parti'de yönetim kurulu üyeliğine başladık. Sezgin Bey'in de söylediği gibi daha önceden de bir ilçe başkanı aday adaylığımız oldu. Ankara'ya davet edildik. Ankara'da da o zaman bizim daha yeni olduğumuzu, partide çalışmamız gerektiğini, teşkilatta görev almamız gerektiğini takdir ettiler. Biz de bu takdirin yerine görevini getirdik. Şimdi belediye başkan adaylığı süreci şöyle gelişti. Hayatım boyunca her zaman hedeflerim oldu. Her zaman hedeflerim peşinde koşmayı istedim. Asla bir hedefim olmadığı takdirde devam etmek istemedim. Elbette ki burada yerel yönetimlerde belediyenin çok ciddi bir anlamı var. Sadece AK Parti yönetim kurulu üyesi olarak kalmak isteseydim belki devam edebilirdi ama hiçbir zaman bu benim yapıma uygun değildi. Nasip olursa belediye başkan aday adaylığımızı açıkladık. Takdir edilir, görev verilirse yaparız. Siyasette nasıl başladım derseniz tabii ki ismimden de anlayabileceğiniz üzere zaten siyaseti içinde doğdum diyebilirim. Siyasi hayatımız babadan, atadan devroldu. İşte tahmin ediyorsunuz ki ilk Demokrat Parti ile başlayan, Adalet Partisi ile başlayan, daha sonra Demokrat Parti ile devam eden, daha sonra Doğru Yol Partisi olan bir sürecin sonunda nasip oldu. Bugün AK Parti'de olduk. Bugün AK Parti'nin Adalet Partisi ve Adnan Menderes'in devamı olduğunu düşünüyorum. Özellikle Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız ve Recep Tayyip Erdoğan yolunda gitmek, izinde gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Böyle oldu. Nasip olur, bize verilirse elimizden geleni yaparız inşallah. Tabii ki takdir milletin, vatandaşın, halkın. İnşallah bu süreçte AK Parti olarak biz toparlanırız, hedefimize olan ulaşırız. Bu işin altından kalkarız diye düşünüyorum. Ama tabii bu süreç zor bir süreç. Elbette ki zor bir süreç.
Sanırım bayağı da Çin'de aday adayı var galiba. Sizin AK Parti'de eskiden oranına daha fazla bir aday adayı süreci var galiba sizin Çin'de. Bunda şeyin etkisi var mı? Ben onu sorarak devam edeyim. 24 Haziran'da AK Parti'nin CHP'nin önüne geçmiş olmasının orada AK Parti'nin yerel seçimlerde aday adaylığı enflasyonunu artırmış olabilir mi? Kesinlikle size katılıyorum Mehmet Bey. Burada AK Parti'nin 24 Haziran'daki seçim sonuçları çok önemli. İnsanlara tabii bir umut ışığı verdi orada. İlk defa Çin'de AK Parti birinci parti oldu. Yıllar sonra burada artık sağın kalesi olan Çin'in tekrar sağın kalesi olabileceği insanların gözünün önüne geldi. Ama burada ben şuna inanıyorum, çok fazla aday adayının olmasından hoşnutum kendi adımla. Demek ki herkesin bir demokrasi hakkı var, demokratik bir hakkı var. Bu yolda inşallah onlar da haklarını kullanacaklardır. Tabii takdir partimizdir ama ben bu konuda gayet rahatım. Aday adaylarının olması benim hoşuma gidiyor, istiyorum. Demek ki insanlar hakikaten inanıyor, kazanabileceğimize inanan, değiştirebileceğimize inanıyor. Bu beni rahatlatıyor açıkçası. Ben az önceki sözümüzden bir cımbızlama yaparak soru sormak istiyorum. Dediniz ya ilçe başkanlığı için Ankara'ya gittiğinde siz biraz git çalış gel dediler, teşkilatta görev aldım diyorsunuz da. Bu şu an sizin belediye başkanı aday olmanız için yeterli mi o çalışmanız? Yani o çalışmanın yetip yetmeyeceği yani vatandaşlar. Biraz daha çalış gel derler mi diye. Yani ya bizim genel merkezimiz son süreçte artık vatandaşımızı dinleyeceğini, doğru adaylarla gideceğini söylüyor her seferinde. Ama ben inanıyorum ki genel merkezimiz her zaman olduğu gibi vatandaşın sözüne kulak verecektir. Bu şey gibi de değil mi? Yani 24 Haziran'da mesela işte AK Parti Çin'de CHP'nin önüne geçti. Fırsat bu fırsat. İşte AK Parti'de şimdi belediye başkan adayı olursam daha çok önüm açılır gibi bir yaklaşım şahsi, şey yapmıyor mu? Şahsi fikrim kesinlikle öyle düşünmüyorum. Yani bilmiyorum, ben aday adaylarının şu an biraz sadece isim yapmak için aday adayı olarak çıktıklarını düşünüyorum işin açıkçası. Siz mutlaka hayır diyeceksiniz buna da. Ben başka bir şey sorayım. Tabii. Yaklaşık 20 yıldır Çin'de Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı var. Siz CHP iktidarından memnun musunuz? Çin'de neler eksik kaldı? Siz seçilmek için neler yapacaksınız, neler vaat edeceksiniz? Ya aslında burada CHP iktidarından memnun olsak böyle bir şey zaten çıkmaz. CHP iktidarından tabii ki memnun değiliz. Neden? Çin'e 20 yıl sonraya göre her zaman geri geliyor. Çin'e hiçbir zaman ileri gitmiyor. Burada rahatsız olduğumuz, ben normal ekonomik hayatımda da Çin'de devam ediyoruz. Bütün iş yatırımlarımız Çin'de, bütün aldığımız, verdiğimiz, ödediğimiz, topladığımız her şey Çin'de. Bu Çin'de biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetersiz kaldığını düşünüyoruz açıkçası. Çin'in kaderi bu değil. Çin'e daha iyi yerlere gelebilir. Çin'e daha güzel yerlere gelebilir. Hak ettiğini bulabilir. Elbette ki bu yolda biz çıktık. Ben diğer adayların nasıl düşündüğünü veya ismimi yükselmesi konusunda öyle bir derdim de yok, öyle bir tasam da yok. Allah'a şükür zaten Çin'de de bizi ailecek tanıyan tanıyor. Bir 50 senelik bir geçmişimiz var diyebilirim Çin'de. Sonuç itibariyle biz bu yolda çıktık. Biz partimiz adına, Çin'imiz adına, daha doğrusu partimiz de değil de Çin'imiz adına bir şeyler yapmak için burada toplandık. Burada bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin altında olamayacağımız belliydi. Bizim yerimiz AK Parti. AK Parti bayrağının altında Çin'e en iyi yerlere getirebilmek zaten amacımız. Başka da bir derdimiz yok. Bu burada ben olmuşum, diğer bir başka arkadaşımız olmuş, başka bir... Bu hiç problem değil bizim için. Biz Çin'in daha iyi yerlere gelmesini, daha güzel işlerde yaşaması, Çin'in nüfusunun daha çok artmasını, Çin'in artık Aydın'ın ilk üç ilçesinden biriydi yıllar önce ama artık öyle değil. Bu da bir Çinli olarak aslında bizim ayıbımız. Burada çok Çinli var da yani ben de artık yarı Çinli sayılırım. Yani Çin'i biz sadece köftesiyle biliyoruz. Ne var Çin'de başka? Çin'de daha ne olsun? Çin'in suyu var. Hiç bilmiyorum. Yani Topçam Madran. Topçam Madran. Biz onun her zaman reklamını yapıyoruz ama tabii belli rakip firmalar da oluyor bizim için. Topçam Madran, Çin'in suyu var. Çin'in yaylası var mesela benim projelerin içinde. Kesinlikle bir yayla mesire alanı gibi bir projemiz var. Çin'in işte çiftçilik olarak var. Çin'de yetiştiremeyeceğiniz bir sebze meyve yok. Kesinlikle ulaşabileceğiniz. Şimdi Çin'de son günlerde artan çiçekçilik var. Mesela ciddi ekonomik kaynak getiren. Nasip olursa bunların hepsini yapacağız zaten Allah izin verirse. Neler yapacaksın? Yani önceliğiniz ne olacak? Önceliğimiz Cem Bey imar olacak. Çin'de imar olacak. Çünkü şu anki meclis üyelerinden bir tane sevdiğimiz bir abimle konuştuk. Aynı zamanda kendisi Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi. Bize söyledi, bana tek söylediği şey, 4 senedir bir kere açıp imar dosyasının içine açılmamış. Bir kere. Yani ne nasıl yapabiliriz bir kere düşünmemişler. Bizim derdimiz imar. Daha sonra altyapı. Daha sonra sosyal alanlar. Daha sonra ekonomik gelişme. En son Çin'de tabii AK Parti ile beraber Çin'in kaderin değişeceğine inanıyorum. Çin'e 15 senedir herhangi bir yatırım almadı ki. Çok ciddi bir yatırım almadı. Bunda Mustafa Savaş vekilimiz çok çalıştı, çok çabaladı ama olmayınca olmuyor bazı şeyler. Yani elinizde olmayınca, yetki elinizde olmayınca ister istemez
İşte o günün şartlarında farklı problemler öne çıkartılıyor, farklı istekler oluyor, kabul etmiyorlar, farklı sebepler buluyorlar ama bu konuda biz Allah'ın izniyle kıracağız onu. Ya şimdi mesela imar dediğiniz zaman ne yapmak istiyorsunuz? Çin'deki imar sıkıntısı ne? Çin'de bir kere... Ben şu noktadayım. Yani kenti geliştirelim, daha işte gelişmiş bir kent yaratalım derken de o otantik dokuyu bozmamak gerektiğine inanıyorum. Çünkü Aydın'ın ilçelerinin gerçekten öyle bir dokusu var. Yani Aydın merkez mesela çok daha fazla modern bir şehir olabilir ama örnek veriyorum bir Atça'nın bozulmaması lazım. İşte Çin'in belli yapısının bozulmaması lazım. Buna da dikkat edecek misiniz? Ya buna kesinlikle dikkat edeceğiz ama Çin'de öyle bir otantik yapıyı kaldırmadılar. Yani öyle bir otantik yapı kalmadı. Dikkat edeceğimiz en noktalardan birisi tabii ki tarihi dokular bizim için çok önemli. Bunu yaparsak da aslında uygun yaparız veya hiç dokunmayız. Bu iş tabii hani detay sürece inersek farklı sebepler önümüze çıkacaktır. Bunu da biz meclis üyesi arkadaşlarımız nasip olur bize verirse o arkadaşlarla beraber bunun altından kalkacağımıza inanıyoruz. Amerika'yı bir daha keşfetmeye gerek yok. Belli kurallar var, belli kaideler var, belli şeyler var. Tekrar biz bu yoldan herkesin geçtiği yoldan fazlasıyla geçeriz biz. Çin'e sadece merkezinden ibaret değil yani. Yeni evet. Büyükşehir yasasıyla artık 55 köy, Akçova, evet, merkezdeki... Şu an 72 mahalle, 72 mahalle evet. Yani bütünüyle değerlendirmek lazım. Yani Kavşit'ine ne yapacaksınız, Umurköy'üne ne yapacaksınız? Kendim aslen Umurköy'lüyüm. Sağlığa ne yapacaksınız, Çöğürlüğe ne yapacaksınız? Yani ben çok, geniş bir alan. Çok geniş yani bir alan. Cem Bey'in sorusu üzerine diyorum. Yani merkezdeki, tamam eyvallah, merkez zaten belli bir kısmının dışında hep köy görüntüsünde bir yapı evet, var. Kesinlikle. Sizin anlatmak istediğiniz o sanırım. Evet. Ama şey var yani, yani. Böyle modern şehirleşmeye geçememiş. Benim olsun, küçük olsun. Ben kendi kapımdan gireyim. Bir iki katlı bina var. İkisinin de girişi farklı yerlerden. Birisi arkadan giriyor, biri önden giriyor. Yani Çin'in öyle bir Yeni Pazar'a da benzeyen bir şey evet. yapısı var. Onu bozacak mısınız diye sordu galiba. Çin'e yüzölçüm olarak çok büyük bir ilçe. Evet. 72 mahallesi var. Tabii bunlardan 7 tanesi merkez mahallesi, 65 tane mahallesi de köy mahallesi. Köyler içinde dağlık olan köyler de var. Atıyorum bir köyde 3-4 tane farklı mahalle. Yerlerde olan mahalleler de var. Şimdi bu süreç tabii ki kolay olmayacak. Ciddi derecede zor. Ben öncelikle şunu şey yapmak istiyorum. Çin'in merkezde bir yaşamsal problemi var. Evet. O problemden sonra Allah'ın izniyle köylere de geçeriz. Köylerde öncelikle vatandaşımıza barışacağız, istediğini söyleyeceğiz, imar kurallarını öğreteceğiz. Vatandaşımıza belediyeyle iç içe olması gerektiğini, her zaman ulaşabileceğini, nasıl yapılaşma gerektiğini, her zaman destek alacak vatandaşımız. Asla vatandaşımız, hatta ben çok ciddi derecede ücretsiz danışmanlık verilecek vatandaşımıza, ücretsiz danışmanlık verilecek nasıl yapması gerektiğini. Belediyeyle beraber vatandaş iç içe olacak. Bana göre de sosyal belediyecilik zaten o. Bir yerlere yardım yapıp vatandaşa kömür dağıtmak sosyal belediyecilik değil. Sosyal belediyecilik vatandaşıyla beraber doğruyu bilmek, en doğrusuna ulaşabilmek, vatandaşın sesine kulak verebilmek. Bana göre sosyal belediyecilik o. O dediğiniz imar dosyalarının hiç açılamaması, içinden çıkılamayacak bir halde olmasından kaynaklanıyor olabilir mi Çin'in? Ya içinden çıkılamayacak bir problem zannetmiyorum ama tabii hani biz de dosyayı görmedik ama böyle içinden çıkılacak Çin'e bir İstanbul değil ki içinden çıkılmayacak ne olsun. Zaten nüfusu da belli gerekirse. Marmaris Belediyesi çok güzel bir örnek. Marmaris biliyorum çoğunuz gitmişsinizdir. Marmaris'in sokakları da dar ama arkasında Marmaris'in dağ tarafına, yamaç tarafına çok ciddi bir şehir kurmuşlar. Çok ciddi güzel yolları var, otopark problemi yok, evler belirli kattan, yapılaşma yeni. Tabii ki bu yapılaşma yeni de tarihi doku bozulmayacak ama tahmin ediyorum biraz güzel şeyler yapacağız inşallah Çin'de. Mesela Çin'de şeyler düğün salonu var. Evet. Yani ben Çin'e en sık gittiğim yerlerden biri sonrası yani eş dost davet ediyor gidiyoruz. Evet. Yani orada düğün yemeği yiyorsun, Gırlal'in kahvesine gelene kadar yediğin yemek eriyor. Yani ben olsam belediye başkanı... Sağlıklı bir şey abi. Yani belki sağlık için düşünüyorlar da. Yani o yolu, yani oranın vitrini yani. Evet. Çünkü sadece Çinliler değil, kesinlikle. Dışarıdan da insanlar düğüne geliyor oraya. Ya oraya gelen insan en azından demeli ki helal olsun, ya Çin'e belediyesi bir şeyler yapmış. Ya da Büyükşehir Belediyesi midir bilmiyorum. Cadde olarak orası sanırım Çin'e belediyesi. Çin'e belediyesi. Talih caddeler. Ya ben hep oraya gidip geldiğimde evet. eşime de söylerim yani. Ben olsam belediye başkanı önce diyorum şu her şeyi bırakırım şu yolu bir yaparım. Çünkü orası ilçenin bir vitrini. Hemen hemen her gün düğün var. Mesela yani, Kavşit yolunda o yolu kullanıyor yani Kavşit'ten işte. Mehmet Bey. Tabii yaylaya gidenler de o yolu kullanıyor. Sözünüzü bölüyorum. Akaryakıt istasyonculuğu yapıyoruz. Günde belki hiç sormasa dediğiniz gibi 5 kişi soruyor düğün salonu nerede diye. Evet. O yol çok kullanılan bir yol. Çin'in vitrini olan yolun o şekilde kalması elbette ki beni de rahatsız ediyor. Zaten Çin'in yollarla ilgili bir problem ya var. Ben bunu mevcut belediye başkanını eleştirmek adına söylemiyorum.
Allah nasip ederse siz de belediye başkanı olursanız İnşallah. Belediye başkanı olduktan bir yıl sonra da size söyleyebileceğim bir şey bu yani. Hala mı yapmadınız diyebileceğim bir şey. Sorun değil, eleştirileri her zaman açığız. Güzel bir şey. Eleştiri gelişmek açısından güzel bir şey. Evet. Şimdi Menderes Bey, siz AK Parti'nin Aydın'da ilk aday adayını açıklayan belediye başkanı aday adaysınız. Yani ilk siz açıkladınız ve şu anda da herhalde tüm partilerin de içinde en genç aday adaysınız. Adayınızı açıkladınız. Ondan sonra size tepkiler nasıl oldu? Birazcık projelere falan girdik, hızlı girdik bu arada ama yani siz adaylığınızı açıkladıktan sonra size tepkiler nasıl oldu? Vallahi çok gençsin, daha erken değil mi? Yoksa doğru yapmışsın, neden olmasın diyen mi oldu yoksa çok gençsin mi dediler? İkisini de söylediler aslında. Bu benim için güzel bir şey oldu, güzel bir soru sordu. Önemli bir noktaya değindiniz. İkisini de söylediler. Tabii ki destekleyenler olduğu kadar desteklemeyenler de veya art niyetli veya farklı düşünce olanlar da olabilir. Bu konuda problemimiz yok. Ben herkese şunu söyledim. En büyük eleştiri genç olmamla alakalıydı. Ben 31 yaşındayım. 31 yaşı size göre çok mu genç? Ben yani anlayamadığım problem Fatih, o zaten. Fatih İstanbul'u fethettiği yaşa baksınlar genç diyenler yani. Benim daha önceki açıklamamda da aynı şeyi söyledim. Ya 31 yaşı çok genç değil. Bu ülkede artık son anayasaya değişikliğe beraber 18 yaşında milletvekili seçiliyor. 18 yaşından daha sonra üniversiteden mezun olduktan sonra hakim olan, savcı olan, kaymakam olan birçok genç arkadaşımız var, genç kardeşimiz var. Ne diyeceğiz onlara? Sizin yaşınız genç. Bu işi bir 5-10 sene erteleyeyim mi diyeceğiz? Bana göre kesinlikle değil. Ya aslında bu genç olmam daha güzel bir şey değil mi? Ben yani çoğu insana anlam veremiyorum. Genç olan daha çok çalışmaz mı? Şimdi bugün 60 yaşındaki bir insanla 30 yaşındaki insan sabah kalktığında aynı enerjiye mi sahip olur? Aynı şevke mi sahip olur? Olmaz. Biz burada daha çok çalışacağız. İlçemiz için çalışacağız. Bakın benim buradaki aday olmamın en büyük sebeplerden birisi kesinlikle ne isim büyütmek ne başka bir şey. Bizim burada Çin'e bir borcumuz var. Ben aslında Çin'eliyim. Çin'e de kazandık. Çin'in kazandığımızla okuyabildik. Belli yerlere geldik. Bu borcumuzu ödemeye geldik biz. Bu borcumuzu derler ki bugün buyur kardeşim sen geç borcunu ödemeye başla ben borcumu ödemeye geldim. Ha, takdir elbette ki partimizin. Ama burada biz kesinlikle partimize ne küseriz ne de bir şey. Birileri bir şey sorarsa elimizden geldiğince, dilimizden döndüğünce, düşündüğü bildiğimizce bu işin altından kalkarız. Yani ben insanları anlayamıyorum ya. Niye 31 yaşındaki bir insan genç olsun? Bana göre ben genç değilim. Yeterince yaşlıyım da bile sayılır yani. Gençsin yani. Genç olmaktan şey yapmamak lazım. Bu şimdi mesela ben de 40 yaşındayım. Ben kendimi hala genç görüyorum. Yani bu öyle bir şey değil. Ama siyasette şöyle bir şey var. Siyasi partilerin içine böyle kümelenmiş bir dinozor yapısı var. Evet. Yani evet. İşte yok neymiş ben bayrak astım, ben yazı yazdım, ben şunu yaptım. Ya tamam yaptın da yani her bayrak asan belediye başkan adayı olamaz. Her bayrak asan işte partinin il başkanı, ilçe başkanı olamaz. Yani tamam çekirdekten gelmiş olabilirsin parti olarak ama iyi bir partilisin. Herkes komutan olmaz. Asker lazım. Birisinin de komutan olması lazım. Aynen yani, öyle. Aynen o düşüncedeyim zaten. Yani illa bir belediye başkanı 40 yaşın üstünde mi olmasam böyle bir kayda yok ya. Ben tam tersi bugün AK Parti'nin teşkilat başkanı 38 yaşındadır. Evet. Yani AK Partili Erdoğan'dan sonra belki ikinci belki üçüncü ama 38 yaşındadır. Bugün Alibaba.com'u biliyorsunuzdur. Dünyanın en büyük şirketlerinden birisi. Sahibi genç bir delikanlıya devretmek için görevini bırakacak. Facebook sahibi kuran kaç yaşında? Haklısınız. Kusura bakmayın. Ya ben sadece bir örnek vermek adına oldu. Sevgili eşim, esasında 31 yaş benim siyasi geçmişimdeki aklımda kalanlar kadarıyla çok talihli bir yaş. Çünkü İnşallah. Bizim Karpuzu da Muharrem Yalçın belediye başkanı olduğunda 31 yaşındaydı. Hayrettin Ambak belediye başkanı olduğunda 31 yaşındaydı. Hilmi Dönmez son seçimi kaybeden sizin AK Parti'den. Seçimi kaybeden Demokrat Parti'den seçildi, AK Parti'ye geçti. O da 31 yaşında. Belki o seçildi mi kaybetti mi 31 yaşında? Hayır, seçildikten sonra ikinci seçimde kaybetti. Belki de yani siz hiç şunu birinci de seçilebilirsiniz ama ikinciyi kaybedebilirsiniz demek istedim. Allah'ın izniyle birinciyi seçildikten sonra biz ikinciyi rahat kazanırız diye düşünüyorum. Zaten seçilemiyor, kendi hatasından seçilemez. Yani şimdi bu kadar gençlik üzerinden konuştuk. İzleyicilerimizden Kerime Ekiz demiş ki işe alınırken tecrübe arıyorlar demiş. Yani ben izninizle buna ben cevap vereyim. Eğer bir insanı işe almazsanız tecrübe kazanamaz. Zaten kadar nasıl kazanacak ki? Tecrübeli eleman. Önce çalıştırmanız lazım ki tecrübe kazanın. Önce bir çalışsın tabii yani. Ya bu işi kimse gökten öğrenmiyor ki yani. Kimse doğuştan öğrenmiyor ki bu işi. Elbette ki herkes belli süreçlerde. Siz nasıl bir yönetici olacaksınız? Ben Allah'ın izniyle biz çalışkan bir yönetici olacağız. En başarılı olmamızdan çok biz adaletli bir yönetici olacağız. Bakın bir insan çok başarılı olabilir, çok zengin olabilir, çok doğru olabilir. Ama adaletli olmak hakikaten zor. Biz adaletli bir
Partimizin de adından geldiği gibi biz adaletli bir insan olacağız. Herkese doğru yaklaşacağız. Herkese çok vicdanen yaklaşacağız. Neyi doğru biliyorsak onu yapacağız. Göreve liyakatlı insanları getireceğiz. Kesinlikle bu bizim adamız, o bizim adam. Öyle bir derdimiz yok bizim. Öyle baskılarla karşılaşırsınız. Ya karşılaşıyor. Hayatım boyunca çok fazla baskıyla karşılaştım. Altından kalkarım. Sorun değil. Şimdi karanfillerin 40 yıllık su sorunu çözecek misiniz diye soru gelmiş. Sanki siz seçilmişsiniz gibi. İdris Şen sormuş. Bu karanfiller de barajın kenarında bir köy. Evet. Yani suyun başında bunlar susuzluk çekiyor. Bu yani da Mehmet Bey. Yani biz gazeteci çok... olarak bunu atlamışız. Yani. Yok yaptık onu. Yaptık ben sözünüzü kesiyorum. Evet. Bu defalarca bu karanfillerle ilgili haber gündemi taşıdık ama yetkililer herhalde görmezlikten geldi. Veya... Bir gazetecilik yapar mısın? Hayır. Yani. Yaptık. Gündemi taşıdık yani o konuda... Şimdi Mehmet Bey, gittiğimiz köylerin hepsinde bizim çoğu köyde suyla ilgili problemleri var. Evet. Vatandaşlar haklı. Yani 21. yüzyıldayız. Hala suyla ilgili problem olması bu bizim ayıbımız. Bu kimsenin ayıbı değil. Bu bizim ayıbımız. Yani 21. yüzyılda insanlar uzaya çıkıyor, biz hala suyu getirmemişiz köylerde. Evet. Yani bunu elbette ki kesinlikle çözeceğiz ama bunu hani sadece Çin'e belediyesi yetmez burada. Aydın'ın da AK Parti belediyesi olursa bu iş daha rahat çözülür. Şimdi gençlerden devam ediyor. Aslında Çin'e belediyesi bir tık gençleşmişti. Yani Ömer Saadettin Çer genç bir belediye başkanı, evet. Aydın bazında baktığımızda. Yani onun sağ kolu diyebileceğimiz Timuçin Karabulut gibi bir beyefendi, çalışkan, köylerde koşturan. Saygı duyuyorum. Timuçin Bey var. Yani Çin'e belediyesi aslında gençleşti. Yani ben eskilerden biliyorum, Raşit Kalkanlar'dan, rahmetlerden falan böyle gelerek. Yani siz onu bir tık daha gençleştirme, genç versiyonu. Yani amacımız o. İnşallah biz seçeriz, bir tık daha genç olur. Ama sadece gençlik de meselesi değil. Burada ben inanıyorum ki zihniyetin değişmesi lazım. Biz burada bence asıl problem zihniyet. Burada biz AK Parti ile beraber işin içine girersek Çin'e uçururuz. Uçururuz. Bakın kalkındırız demiyorum. Uçururuz Çin'i. Neden? Çin'e 15 senedir Ankara'dan istediği şeyleri tam anlamıyla alamadı ki. Şimdi ben bu sözümle karşılık şunu söylüyorum. Yeni Pazar uçmadı. Evet. Köşk uçmadı. Evet. Buharkent uçmadı. Evet. Kuyucak uçmadı. Kuyucak uçmadı. Ama ben bence şu noktayı atlıyorsunuz yani, burada. Yani büyükşehir CHP'de kaldığı sürece ya da evet. Başka bir partide, X partisinde olduğu sürece, sizin partiden olmadığı sürece aynı şeyler devam etmeyecek mi? Yani kesinlikle zaten aynı şey devam edecek. Burada benim elimde de sihirli değnek yok. Vurduğum zaman her şey ertesi mesela gün... az önceki su konusu büyükşehirin konusu. Evet, büyükşehirin konusu. Büyükşehirin konusu. Burada Çin'e belediye sadece öncülük yapması gerektiğini düşünüyorum. Yani programlamayı yapacak, projeyi yapacak. İşte benim için aciliyet gerektiğini Gerektiğini söyleyecek. İşte Aydın Belediyesi'nin gerekli istediği şeyleri alabilecek. Burada zaten Aydın Belediyesi ile eğer Çin'e belediyesi aynı siyasi partiden olmadığı sürece gene de bir sıkıntı var. Yani biz de gelsek aynı sıkıntıyla karşı karşıya kalırız diye düşünüyorum. Bu yüzden vatandaşımızın artık bir 5 yıl daha kaybetmesine tahammül yok. Özellikle Çin'in. Ben o noktada çok katılmıyorum işin açıkçası. Neden? Çünkü Aydın'da Efeler CHP'li belediye. Yani Kuşadası CHP'li belediye. Söke CHP'li belediye. Ama bunların hepsi yani böyle Büyükşehir Belediye Başkanı'na sıkıntısı olan belediyeler. Yani burada önemli olan hangi belediyeden olduğunuz değil, Büyükşehir Belediyesi örnek veriyorum tekrar CHP'de kalsa bile orayla ilişkilerinizi nasıl götüreceğinizle alakalıdır. Ki öyle olma ihtimali de var. Sizin tavrınız ne olur? Otobüs geçmeyen Karpuzlu'da garaj yapıldı mesela. Yani şimdi bizim tavrımız tabii ki anlaşma yönünde olacaktır ama hani ne kadar anlaşabiliriz onu bugünden kestiremiyorum. Ya önemli olan şeydir, kapıyı sizin açık tutmanızdır. Yani biz o konuda anlaşılabilir oluruz. Yani iki tarafta da yani sorun değil. Çalışma noktasında elbette ki bize görev verilirse, Büyükşehir farklı bir parti olsa da elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Ama ben inanıyorum ki gene de bir arada bir tık şey olmayacak. Yani hani bir tık böyle destek olmayacak diye düşünüyorum. Ama belli de olmaz yani. Hani Karpuzlu Belediyesi çok ciddi bir örnek. Yani. Hani Karpuzlu belki Çin'den fazla, belki Aydın'ın birçok ilçesinden fazla, en fazla destek aldı. Yani Özlem Hanım özellikle Karpuzlu konusunda çok hassas. Karacası da öyle. Karacası da öyle tabii yani. Karacası da öyle. Şimdi Menderes Bey, öz eleştiri yapmak gerekirse yani sizin partiniz adayı Çin'de Cumhuriyet Halk Partisi üst üste seçim kazandı ve her girdiği seçimde bir tık oyunu arttırdı. Burada o günkü yöneticilerin, o günkü çıkan adayların veya adayların burada da partinizin bir yanlış tavrı mı oldu? Yani sizce? Yani insanların beklediği isimleri aday göstermediği için mi bugün AK Parti için de başarılı olamadı? Sanırım sizin ilköğretim döneminizden bir soru soruyor. Evet. Şimdi Sezgin Bey,
Yani bugünden geçmişe bakmak, geçmişe yorum yapmak kolay. Elbette kolay. O günün şartlarıyla beraber değerlendirmek lazım. Ama şurada bu, şu bir gerçek. Biz demek ki vatandaş her zaman haklı. Biz vatandaşa kendimizi iyi anlatamamışız. Yani AK Parti olarak biz vatandaşa kendimizi iyi anlatamamışız. Başka bunun bir açıklaması yok. Burada yanlışlar olmuştur, olmamıştır. O artık geçmişte kalmıştır. Biz önümüze bakalım. Doğrusunu bulmaya çalışalım. O zaman yanlış yapıldı, bugün yanlış yapılmasın. Yani ben çok o konuda vatandaş her zaman haklıdır. Vatandaş yani bunu çok da fazla eğip bükmeye, şey yapmaya gerek yok. Demek ki problem bizde, demek ki problem o günün yöneticilerinde. Demek ki o günün yöneticileri AK Parti Türkiye'de iktidar olurken Çin'de iktidar olmasın. Demek AK Parti'yi iyi anlatamamışız. Burada sorun kendimize götürüyoruz, işte büyüklerimize götürüyoruz. Belki de ben de bunların içinde varımdır. Ama yani inşallah bu sefer onu kıracağız. Bu sefer kıracağız. 24 Haziran'da bildiğim kadarıyla AK Parti Çin'de birinci parti oldu. Evet. Ancak oyunu çok fazla çoğaltarak değil, CHP'nin oy kaybetmesiyle oldu. Evet. Burada da İYİ Parti rolü vardı. Evet, İYİ Parti rolü vardı. Yani yerel seçimlerde İYİ Parti nasıl bir rol oynadı Çin'de? Yani İYİ Parti'nin çıkaracağı aday tek yani Çin'in kaderini değiştirebilir mi? Yok yani Çin'in kaderini İYİ Parti'nin çıkaracağı aday mı değiştirir yoksa CHP veya AK Parti'nin çıkaracağı aday mı değiştirir? Sercan Bey, ben her zaman şu hayatta kendi kaderimi kendim çizmeye çalıştım. Asla bir başkasının işte şöyle de olsun böyle oyunların içine girmedim. Biz doğru bildiğimizi yapalım. Biz vatandaşa kendimizi anlatalım. Biz derdimizi söyleyelim. Biz neler yapacağımızı anlatalım. Zaten vatandaş takdir edecek. Yani onların çıkması bizim açımızdan, çıkması çıkmaması yani benim açımdan çok fazla yani, şey değiştirmez. Genelde kendi adıma konuşuyorum. Yani genel seçimlere bakış açısıyla yerel seçimlere bakış açısı farklı olur. Evet. Yani yerel seçimlerde aday çok önemli. Yani hiç yani, AK Parti'ye oy vermemiş ve arkadaşlarımıza, vatandaşımıza bugün gelip belki AK Parti'ye oy verebilir. İsimler önemlidir. Meclis listesi çok önemlidir. Burada yani biz BD başkan adayı seçerek komutanı seçiyoruz ama asıl burada askerler de çok önemli. Savaş komutanla kazanılmıyor, askerle kazanılıyor. Tamam komutan görev veriyor, yapılıyor, ediliyor ama asıl sahada çarpışan asker. Biz düzgün askerlerle, doğru insanlarla bu işin altından kalkacağız. Bir ittifak ya, söz konusu olursa burada yani. Yani o konu hani o konu bizim benim takdirimde olan bir şey de değil. Hani biz ittifaka bel bağlayarak da bir yere çıkmadık. Biz olursa işte Milliyetçi Hareket Partisi kardeşlerimiz her zaman bekleriz. Her zaman bize destek olmaları bizim hoşumuza gitmiştir, istediğimizdir. Ama ittifak olsun olmasın biz çıkıp maçımızı oynayacağız. Kazanırız, kaybederiz. Ayrı bir şey. Sevgili eş yok. Şimdi Aydın eski Demokrat Parti'nin Doğru Yol Partisi'nin kalesi. Çin'e onların da evet. Üstünde. İYİ Parti'ye giden oylar yani ben Sercan'ın sorusuna ilaveten konuşuyorum. Demokrat Parti'ye olan özlemden mi yoksa CHP'nin bu işleri Aydın'da iyi becerememesinden mi? Yani ben onu Türkiye genelinde değil de ya Çin zaten, özelinde cevap vermeye çalışıyorum. Bir de zaten soruyu. Çin'e eski Demokrat Parti'nin kalesi yani. Bu evet. Sizin için bir avantaj esasında. Aslında benim için çok büyük bir avantaj. Babam daha önceki 2009 seçimlerinde Demokrat Parti'den adaydı. Ciddi bir oy aldı. Evet. O zaman ikinci parti olmuştuk. Türkiye'de hiç olmamıza rağmen ikinci parti olmuştuk. Ciddi bir oy almıştık. Vatandaşlara umut vermiştik. O zaman insanlar bu işin olabileceğine inanmıştı. O gün nasip olmadı. Bugün inşallah AK Parti de bize nasip olur. Ben şuna inanıyorum. Biz de yani dediğim gibi tekrar aynı şeyi tekrar etmek olacak ama biz vatandaş eğer gidip İYİ Parti'ye CHP oy vermişse burada suçlu biziz. Başka vatandaş falan değil. Vatandaşa kendimizi anlatamıyoruz. Vatandaşa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Menderes'in izinden gittiğini anlatamamışız. Biz bugün seçim çalışmalarımızda tek tek vatandaşımıza isim isim eski Doğru Yolcu, eski Demokrat Partili abilerimizin yanına gidiyoruz. Anlatıyoruz. Kazanmamız gerektiğini söylüyoruz. Çin'imizi, kaderini değiştirmemiz gerektiğini söylüyoruz. Ve çoğundan da olumlu yanıt alıyoruz. Bunu geri dönecek onlar Allah'ın izniyle. Peki, siz işte hayvancılık sektöründe, evet. Süt sektöründe de görev yaptınız. Akaryakıt istasyonu evet. İşletiyorsunuz bir tarafta. Akaryakıta geçmeden önce şeyi sorayım. Türkiye'deki süt sektörünü, hayvancılık sektörünü nasıl buluyorsunuz? Buradaki politikaları doğru buluyor musunuz? Buna ek olarak da bir AK Parti olarak AK Parti yanlış bir karar verdiğinde buna yanlış diyebilir misiniz? Ben hayatım boyunca babamla olsa yanlış bir karar verdiğinde yanlış yaptığını söylerim. AK Parti'nin şimdi hayvancılık politikası öyle AK Parti ile de değil. Hayvancılık politikası 20 senedir yanlış uygulanan bir politika. Hayvancılıkta bugün
doğru yapılması gereken AK Parti biliyor. Biz biliyoruz ama çeşitli sebeplerden dolayı bunlar yapılıyor. İşte vatandaşımızın bazen eksikliği, bazen iletişimsizlik, bazen hayvan sayımızdaki olan problemlerden dolayı dengesizlikler oluşabiliyor. Ama bunu biz doğru teşhisi koyarız, yaparız da. Hayvancılık zaten en iyi bildiğimiz iş. Yani bu işi 50 senedir yapıyoruz dediğimiz gibi. Bunu Çin'e yerelinde yapmak çok zor tabii ama hani siz münferit olarak Çin'de ben münferit olarak ama genel anlamda Türkiye'deki hayvancılık sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Hayvancılık sektörü şu günlerde fiyat dalgalanmalarından dolayı 15-16 yıldır iktidarda olan bir parti yani şu, eğer sorunun ne olduğunu biliyorsa şimdiye kadar çözmesi gerekmiyor mu? Biz sorunun ne olduğunu biliyoruz, çözeceğiz Cem Bey, çözeceğiz ama tabii bu süreç kolay bir süreç olmuyor, zorlu bir süreç oluyor. Biz Ankara'ya aktarıyoruz. Sağ olsun vekillerimiz de, partimiz de elinden geldiğini yapmaya çalışıyor ama hani hayvancılık sektörü özellikle böyle bugün bir doğru tesis uygulasanız 5 sene sonra cevap alabiliyorsunuz. Hani böyle yarından sabah olup çözeceğimiz bir şey hayvancılık sektöründe yok. Bu ciddi bir süreç. Hayvan varlığımız da son dönemde zaten artıyor. Bakanımız da açıkladı sağ olsun kendisi elinden gelen desteği veriyor. Allah'ın izniyle de ithalat şu an için bir ithalat vardı ama doların fiyatının çok yükselmesinden sonra ithalat da kesildi. İç piyasada biz canlanma bekliyoruz. Hatta bugün fiyatlarda bir 1 TL'lik bir artış oldu. Biz vatandaşımızla daha yapacağını inanıyoruz ama vatandaşımız aslında burada girdileri çok yüksek. Hayvancının fiyatı kötü değil, girdileri çok yüksek. Yem çok pahalı, saman pahalı, daha diğerleri pahalı. Bunda yem bitkilerine verilen desteği arttıracağız. Yani yerli yemi desteklemek evet, gerekiyor. Yerli yeme desteklemek gerekiyor. Mera hayvancılığı çok önemli. Yani ucuz bakacağız, hayvanımızı ucuz bakacağız. Yoksa vatandaşın fiyatla ilgili bir problem yok. Vatandaşın girdisi pahalı olduğu için sattığı rakamın da yüksek olması istiyor. Bu da tabii enflasyona yol açıyor. Diğer yiyende bugün işte 1 milyon, 2 milyon çiftçi varsa bunun 50 katı, yani 20 katı, 30 katı da bunu tüketen insan var. İki taraf dengede olması lazım. Ama piyasa dengeye oturur diye düşünüyorum. Elbette ki bu süreç zorlu bir süreç. Zaten Türkiye ekonomik olarak zaten şu an bir saldırı altında. Sadece hayvancılık sektörü değil, farklı sektörlerde de saldırı altında. İşte bugün bir bakıyorsunuz, sabah kalkıyorsunuz dolar 6,5 lira, akşam yatıyorsunuz dolar 6 lira. Yani hani bunu herhangi bir şeye sabitleyecek bir şey yok. Ya biz bunu 20 yıl önce de gördük. Yani devalüasyonları bir gecede kaç be kaç arttığını gördük. Ya ki Türkiye'de son dönemde yani. Öyle bir şey olmadı zaten. Ama tabii mesela az önce bir şey dediniz. Dediniz ki hayvancılık sektöründe 20 yıl önceki 20 yıl öncesinden başlayan bir sorun dediniz. Evet. Ama işte ekonomik dengelerin bu şekilde bozulmuş olmasını da sadece saldırılara bağlamak çok doğru bir yaklaşım değil diye düşünüyorum. Yani onun da bir işte 2008-2007'de bütün dünyada kriz yaşanırken Türkiye teğet geçti derken bence biz yanlış yaptık diye düşünüyorum. Yani bugün her yaşanan sıkıntı aslında geçmişten gelen şeylerin birikimiyle oluyor. Yani bir siyasetçi olarak bunu geçiştirmeyin derim. Yok ben geçiştirmiyorum. Biz neyse bildiğimiz... Yani sadece saldırılar var deyip geçiştirmeyin. Yok saldırılar sadece elbette ki saldırılar yok. Biz bu süreçte yani dediğiniz süreçte en büyük yanlış yaptığımız veya atladığımız konulardan bir tanesi tabii ki üretimdi. Biz üretimde istenilen seviyeye ulaşamadık. Bunu zaten hepimiz kabul ediyoruz. Bugün yerli ve milli üretime geçeceğiz. Yerli ve milli üretime geçeceğiz. İç piyasamızı canlandıracağız. Vatandaşa verilen her desteği arkasında duracağız. Bunlar geçecektir ya. Bunlar yapacaktır. Bunlar bir süreç. Bu süreç elbette ki bir doğum sancısı diye diyorum. Doğum sancısı diye adlandırıyorum ben bunu. Bunun sonu güzel olaylar çıkacak. İnşallah. Sevgili eş yok. Ben bir yerdeki veriden okumuştum geçenlerde. Evet. Türkiye nüfusu 35 milyon. Hayvancılıktan devam etmek istiyorum Cem Urcan'ın sorusundan. 35 milyon Türkiye nüfusu hayvan sayısı, büyükbaş hayvan sayısı 80 milyon. Şu an Türkiye'nin nüfusu 80 milyon üzerinde. Hayvan sayısı 40 milyon. Büyükbaş hayvan sayısı. Bu açık kolay kolay kapanmaz. Yani dediğim gibi bu iş akşamdan sabah veya böyle 3 günde, 5 günde olacak bir iş değil. Tabii, hani şöyle bir süreç var. Biz hayvancılıktaki hani sancılı süreçten bahsediyoruz da yani Türkiye'de de son 5-6 yıla baktığınızda hep söylüyorum ben. En çok yatırımın yapıldığı sektörlerden birisi de hayvancılık sektörü yani. Bugün 10 sene önce Aydın'da atıyorum 100 tane çiftlik varsa bugün 300 tane çiftlik var. Böyle de bir tezatlık var yani. Burada şöyle bir yanlışlık var. Yani devlet destek veriyor ama örnek veriyorum Nazilli bölgesinde işte devletin desteğiyle kurulmuş bir çiftlik var. Çiftliği kuran hayvancılığı bilmiyor. Sadece destekten yararlanabilmek için 500 baş hayvanlık bir çiftlik kurmuş. Ama işte evrakta bazı oynamalar yapılmış. Desteği almış. Bir gün çalışmamış yani. Dediğinize çok
Dediğinize çok katılıyorum. Mesela Avrupa'da bile destek verilirken önce adamın özgeçmişine, bu işi yapıp yapamayacağını, bu işin kabiliyeti olduğuna bakıyorlar, ondan sonra destek veriyorlar. Şimdi ben, bu Cem'in anlattığına uygun bir fıkra var. Son günlerde sosyal medyada dönüyor. Zambiya'da mı nerede devlet başkanı artık fakirlerden nefret eder hale geliyor. Diyor ki ben bunları bir çırpıda diyor fakirleri yok edeyim. Ne yapayım? Hepsine diyor para dağıtayım. Paralar zehirli para dağıtıyor. Evet. Hep zenginler oluyor. Ama 38 milletvekili, evet, işte 3 belediye başkanı, 2 vali ölüyor. Fakirlere hiçbir şey yok. Fakirlere hiçbir şey yok. Çünkü fakirlere, çünkü fakirlere gitmiyormuş. Yani parayı fark. Türkiye'nin sıkıntısı orada yani. Türkiye, yani şimdi o süreçler elbette ki daha ciddi değerlendirilmeli. Hak edene verilmeli, bu işe bilene verilmeli. Şimdi ben medya sektörü ne kadar verilmeli bilemem. Ama hayvancılıkta verseniz hayvancılığın baştan aşağı tahmin edebilirim, bilebilirim. O yüzden bir destek verilirken önce işi yapıp yapamayacağını, belli bir geçmişi olup olmadığına bakıp karar verilmeli. Ama tabii bu, hani bunu kanun yapıcılar değerlendirecek. Bu bizim noktamızda, inşallah bir gün kanun yapıcı oluruz, o zaman konuşuruz. Şimdiden milletvekiline göz kırptı diyebiliriz yani. Yok öyle değil. Aslında medya sektöründen ne anlarım diyorsunuz da, yani Çin'e belediye başkanı olacaksanız Çin'e medya alanında gelişmiş bir yerdir. Ya siz hepiniz biliyorsunuz. Sizin için demiyorum. Ya biz, sizin için demiyorum. Ama siz hepiniz Çinelisiniz yani. Biz geleneksel medyacılık yapıyoruz ama Çin'in en kaliteli olduğu yönlerinden birisi de dedikoduculuktur yani. Ama dedikoduculuk medya değildir. Yani olsun, ben öyle şey, fısıltı gazetesi olabilir de dedikoduculuk bana göre medya değil. Medya bana göre Çin'in tarafsız. Çin'in en büyük handikaplarından birisidir benim dışarıdan gözlediğim şey. Yani ben ne zaman Çin'e gidip gelsem sersem sarhoş olarak geliyorum. Ben hiç alkol kullanmıyorum ama Çin'e gidip geldiğimde bir sarhoş olup geliyorum. Ya inanın bu işten benim kadar müzdarip değilsiniz. Akşama kadar belki 50 kişi şu şunu dedi, bu bunu dedi, şu yani şöyle yaptı. Yani Çin'e de böyle bir şey var. Şundan kaynaklanmıyor mu? Çin'e de insanların meşgul olabileceği bir şey yok. Meşgul olamayan insan kendisine bu tür meşgaleler var. Evet. Yani, İşi olan işiyle, işi olmayan kişiyle uğraşırlar. Çin'e de onları nasıl çözeceksiniz? Yani insanları nasıl bir meşgale sahibi yapacaksınız. Yani valla onu şöyle çözmeye çalışıyorum. İnsanlarla çok fazla polemiğe girmeyeceğim. Ben işime bakacağım, çalışacağım. Onlar bir süre sonra zaten ondan vazgeçecek. Hayır, onların da çalışması lazım. Yani bir şimdi Mehmet Bey, onların da çalıştırmak için çalışacağız ama yani ben kendim çalışacağım. Onlar beni görüp onlar da çalışır herhalde diye tahmin ediyorum. Menderes Bey, şimdi partinizden potansiyel şu anda 4 tane aday adayı var. 4 tane takım arkadaşı var. Takım arkadaş diyelim. Şimdi olası bir durumda diyelim ki partiniz A kişiyi gösterdi. Evet. Sizin buradaki tutumunuz ne olacaktır? Çalışmaları yani partinize katıldığı gün aynı şekilde aday gösterirler veya bu takım arkadaşlarınız olmadı, farklı bir isimli oldu gitti. Sizin tutumunuz ne olacaktır? Ben bunu her yerde söylüyorum Sezgin Bey. Bizim tutumumuzda herhangi bir değişiklik olmayacak. Biz bu yola gönül verdik, biz bu yolda devam edeceğiz. Bunlar benim takım arkadaşlarım derken bunu çok ciddi anlamda kalben söylüyorum. Yani buradan hepsine selam söylüyorum, hepsine saygı duyuyorum. Hepsi benim abim yaşında. Şu an işlerinde en genç benim. Bakın, burada bir bayrak yarışı var. Burada bir futbol yarışı var. Futbol takımı diye düşünüyorum ben. Burada antrenmana en iyi çıkan, en iyi koşan, en iyi top atan, en iyi vatandaşa dokunabilen o aday olacak. Bu ben olurum, bir başkası olur. Bu bizim için problem değil. Bizle beraber çalışmak isteyene, bizden akıl almak isteyene, akıl almak da değil, bizle soru sorup, bizle istişare etmek isteyene her zaman yardımcı olacağız. Bizim diğer seçimlerdeki gibi artık asla küslüktür, şöyledir, böyledir olmayacak. Biz diğer aday adaylara, inanın bugün diğer adaylarla beraber aynı arabaya binip cenazeye gidiyoruz. Aynı arabaya binip düğüne gidiyoruz. Ya bu güzel bir şey. Biz düşman olmak zorunda değiliz ki. Biz kimseyle düşman olmak zorunda değiliz. Biz aynı takım için çalışıyoruz. Biz hepimiz Çin'e için çalışıyoruz özünde. Burada Cumhuriyet Halk Partisi için de aynı. Enver Salih Dinçer için de aynı. Daha önce söylediğiniz Timuçin abi için de aynı. Bizim onlarla bir problemimiz yok ki. Biz sadece bu işi daha iyi yapacağımızı söylüyoruz. Biz bunu daha güzel yapacağımızı söylüyoruz. Bu bir takım burada ne sen ne ben olmayacak. Yani biz doğru bildiğimizi yapacağız. Çalışacağız. Çin'e için çalışacağız. Hepimiz Çin'e için çalışacağız. O arkadaşlarımız da çalışacak. Diğer bir aday konusunda. Olabilir, partimizin takdiridir. Partimiz ona göre vermek istemiştir. Bugün biz burada olabiliriz. Yarın farklı bir pozisyonda olabiliriz. Bunun birçok örneği var zaten AK Parti'de. Yani burada küsme, öyle bir olay kesinlikle olmaz. Bu konuda bence en avantajlı olacak olan da herhalde siz olursunuz değil mi? Sonuçta erken, yani genç yaştasınız ve aynen. önünüzde yani sizin için şunu diyebilirler adayı gösterilmesiniz.
biraz daha çalışkanlık ettiğinizde sizin önünüzde daha seçimler var yani. Yani bu süreçte ben her yerde söylüyorum, bu süreçte asla ben kaybeden olmayacağım. En çok kazanan ben olacağım. Yani bu süreç nasip bir şey tabii yani. Şimdi muhtemelen Faruk abi reklama gidelim, ikinci bölümü devam edecek. O zaman ben son kez yine ben konuşayım. Bir şey vardır hani antrenmanlarda göz dolduran futbolcu vardır ama bir türlü ilk 11'e giremez. İnşallah öyle olmaz. Sorayım. Şimdi sizi aday yapmadılar. Evet. Bir başka kişi aday oldu. Evet. O kişi de dedi ki gel Mutlu. Evet. Benim belediye meclis listemde yer al. Yani şimdi o yer alır mısınız? O ya da siz aday oldunuz. Aday olmayan diğer kişileri neden aday olmaz? Adaylarının. Sevgili Eşiyor, güzel bir soru. Bölümün de sonuna geldik. Soru çok güzel. İzleyicilerimiz merak da etsin reklamlardan tamam. Sonra. Hem güzel bir cevap alalım sizden. Ben Cem'e gol attım. Geleneği bozdu abi şu an. Bu arada Cem'i de gol atmış oldu. Valla geleneği bozdu şu an. Saate bakıyordum. Sevgili seyirciler, 5G 1K'da bu bölümün sonuna geldik. İkinci bölümümüzde reklamlardan sonra karşınızdayız.